Merhabalar Nuri Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle, şeref verdiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? 1965 doğumluyum. Yaklaşık 32 yıldır kendi iş yerim, yani bu işle alakalı kendi emeğimle, kendi çalışarak, aileden değil çalışarak noktalara bu işi bu noktaya getirmiş bir kişi olarak 32 yıldır kendim yapıyorum. Ondan önceki çıraklık eğitimimiz de var. Dolayısıyla yaklaşık 35 yıldır sektörün içindeyiz. Peki burada Nuri Koç Gold olarak sizleri tercih eden müşterilerinize sunmuş olduğunuz hizmetleriniz ve ürünleriniz hakkında bizlere bilgi aktarır mısınız? Yani müşterilerimizin genelde kuyumcu müşterisinin en çok sevdiği bilezik. Özellikle şehir kuyumculuğunda bilezik, alyans, yani işin gerçeği evlilikle alakalı ne lazımsa her şeyi müşterimize sunuyoruz. Tabii son dönemde pırlanta arzı da geniş çaplı oluştu. Pırlantada da Kocaeli'de iddialıyız. Hem fiyat noktasında hem çeşit noktasında. Müşterilerimiz bizden memnun olduğunu biliyoruz. İnanıyoruz ki bu sektörün bugünkü rekabet şartlarının, hatta haksız rekabet şartlarının ortasında ayakta kalmaya çalışıyoruz. Ayakta kalıyoruz en azından. Zamanında gerekli büyümeyi, gerekli çalışmayı yapmamızın karşılığını bugün alıyoruz. Peki o zaman devamlılığını dileyelim bizlerde. Nuri Bey, burada Nuri Koç Gold olarak kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyorsunuz? Yaklaşık 10 kişilik bir ekibiz. Hı hı. Sabah 8.30'dan akşam 19 gibi 19'a kadar Kocaeli halkının hizmetindeyiz. Peki son dönemlerde kuyumculuk sektörüyle ilgili duyduğumuz bir taslak var. Bu taslaktan bizlere biraz bahseder misiniz? Türkiye Kuyumcular Birliği kanun taslağı bahsettiğiniz. 2013 yılında ekip arkadaşlarımla yönetime geldiğimizde Türkiye'deki sektörün haksız rekabet noktasında, yani vatandaşın bildiği sarrafiye ve tel bilezik kârı az olan ürünleri maliyetine yakın veya maliyetine verip diğer bilmediği işçilikli ürünlerde kuyumculuk sektörüne yakışmayan fahiş kârlarla satılması noktasında haksız bir rekabet, dürüst kuyumculara, eski kuyumculara rekabetle karşı karşıyaydık. Bununla alakalı kendi içimizde çözme noktasında mücadele ettik ama takdir edersiniz yasa ve kanun olmayınca belli bir noktaya kadar gidiyorsunuz. Bununla alakalı Türkiye genelindeki çalışmamızın sonucunda başta İstanbul Kuyumcular Oda Başkanımız, Ankara, İzmir, özellikle diğer il başkanları, şu an adını zikredemeyeceğimiz il başkanının da inisiyatifiyle şu anda belli bir noktaya gelindi. Kanun taslağı hazırlandı. Taslağın tabii ki kuyumculuk sektörü koca bir sektör. Takdir edersiniz bir ülkenin hem ekonomik hem de parasal gücünün en önemli göstergesi kuyumculuk sektörü. Dolayısıyla bu sektörün uzun süre hala da devam edeceğini, bu sektörün hem yatırım amacı, yatırım noktasında hem ziynet takı noktasında bu sektörün önünün hala açık olduğunu, hele Orta Doğu'daki barış süreçleri, Orta Doğu'daki bu sıkıntılı günlerin geçtikten sonraki talep patlamasıyla Türkiye'nin dünyanın bir numaralı sektörü, kuyumcu sektörünün olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle bu sektörün hem imalat, takı, tasarım noktasındaki emeğin karşılığını alabilmesi, hem de perakende de vatandaşın da hakkı olan alışveriş yapabilmesi, tabiri caizse hem tüketici mağdur olmayacak hem yatırımcı mağdur olmayacak noktasında akil bir kanun taslağı hazırlanma aşamasında sonuna gelindi ama onun altyapısıyla alakalı tabii tartışmalar var. Her sektörün perakendecisinden imalatına kadar olduğu gibi bizim sektörde de geniş bir yelpaze var. 35 bin üyenin olduğu bir sektör. Yani 35 bin büyük bir rakam perakende ve imalat. Evet. Dolayısıyla Türkiye genelinde bunun çalışması yapılıyor. Son noktaya gelindi. İnşallah önümüzdeki tatil sürecinden sonraki adli süreç başlayınca hem seçim noktaları ne olur ne biter, başbakanlık önümüzdeki süreçte ne olur, ona göre o kanunu Ankara'ya götüreceğiz. Ankara'nın gündemine eline vereceğiz inşallah. O i̇nşallah kanunu çıkartacağız. Ama buradaki tek gayemiz sektörün dünyada daha yarışır hale gelebilmesi. Tekrar söylüyorum, adaletli bir satış olması. Ki en önemli kuyumculuk sektörünün son dönemdeki önemli sorunlarından birisi imalat noktasında gram ayarlarının denetim ve ayarının kontrolü noktasında daha yaygın yapabilmek. Nihai tüketicinin mağdur olmaması. En önemli prensip, kuyumculuk kanun taslağındaki en önemli altyapı prensibi bu.
Peki Nuri Bey, biliyorsunuz ki sektörünüzde de yalnız değilsiniz. Birçok rakibiniz de bulunmakta. Evet, arkadaşlarınız olsalar dahi. Tabii. Sizi diğer firmalardan ayıran özelliklerinizi öğrenebilir miyiz? Yani biz şuna inanıyoruz. Biz sektörün, kuyumculuk sektörü Ayhe Evran kültürüyle başlayan bir sektör. Ona özellikle Ayhe Evran kültürünün lokomotifi olan bir sektör. Biz özellikle ona dikkat ediyoruz. Yani sektör tabii ki çok sorunlu bir sektör. Son 10 yıl, 15 yılda yani bildiğiniz şeyler, her zaman halkın bildiği şeyler tekrar söylemeye gerek yok ama dürüstlük, vatandaşın güvenle alışveriş yapabileceği, söylediğimizin arkasında durmamız en önemli bizim artımız. Tabii ki hiçbir firma dört dörtlük değildir. Eksiklerimiz vardır. Onlar da müşterilerimiz bizi hatırlattıkça eksiklerimizi gideriyoruz, düzeltiyoruz ama tabii sektörün en önemli sorunu olan dürüstlük noktasında kazanç da az olmasına rağmen onda bayrağı Kocaeli'de onu taşımaya çalışıyoruz. Fedakar meslektaşlarımla gerçekten yani Türkiye'de şu anda şu rekabet, haksız rekabetin adeta kol gezdiği ortamda özellikle kuyumculuk sektörünün en çok kullanılan yani toptan fiyatına veriyorum sözünün olduğu ve aslında toptan fiyatı değil perakendenin de çok üstüne fiyata satıldığı tüketicimizin de bilinçlenmesi noktasında bunu söylüyorum. Asla hiçbir kuyumcuda toptan fiyatına da bir şey olmaz. Çünkü toptan fiyatı ayrıdır. Ayrı bir sektördür. Perakende ayrı bir sektördür. Bu tür söylemlerin olduğu bir ortamda, bir ticarette, mağazacılıkta tabii ki kolay değil. Ama müşterimiz bizi biliyor. Bizi tercih eden müşterimiz, Kocaelilerin özellikle bu konuda sektördeki Kocaeli'deki önemli firmayız. Dolayısıyla bu önemli firma olma noktamıza getiren Kocaeli halkımıza bu noktada teşekkür etmeyi borç bilirim. Peki, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ederiz. Nice bol kazançlı günler dileriz. Biz teşekkür ederiz tekrar. Bize bu fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Tamam.